1946'ya kadar siyasal pazarlama dediğimiz olaydan bahsetmek çok mümkün değil. Çünkü çok partileri ki söz konusu değil. 1946'da Demokrat Parti kuruluyor ve kurulmasının hemen akabinde bir seçim gerçekleşiyor. Bu seçimi Demokrat Parti kaybediyor. Fakat Demokrat Parti'nin bu seçim öncesinde çıkarmış olduğu bir afiş var. Yeter söz milletin diye. Bu afiş Türkiye siyasal pazarlama dünyasında veya pazarlama hayatında çok önemli yeri olan bir slogan ve bir afiş olarak algılanıyor. Karşısında CHP yine afiş bastırıyor ve burada Atatürk ve İnönü vurgusunun yapıldığını görüyoruz. Sonrasında 1950 seçimlerinde CHP'nin kullandığı afişler burada var. CHP ve burada diğer parti Demokrat Parti'nin arasındaki bu çekişmede veya rekabette CHP yeni bir parti geldiğinin farkında ve stratejisi hani yeni olanlara bakmayın, onlara aldanmayın, biz eski yolumuzdan devam edelim. Demokrat Parti'nin de tamam artık onlar yeter, yeni bir şey deneyin üstüne kurulu olduğunu görüyoruz ve bu stratejiler, bu düşünce direkt olarak sloganlara ve afişlere yansıyor. Mesela ne demiş CHP? O zaman için deneme zamanında değiliz gibi. 1954 seçimlerinde desteğinizi istiyorum gibi bir afişle karşılaşıyoruz. Öbür tarafta ucuzluk dediler, pahalılık getirdiler. Kalkınan Türkiye, bunlar sonrasında olan bir takım şeyler. Ve 1957 seçimlerinde yine bundan sonrasında da iktidarda olan partinin iyi şeyleri ön plana çıkarmaya çalıştığı ve devam etmek isteyip muhalif partinin de yani iktidarda olmayan partinin de olumsuz olan yönleri ortaya çıkartıp bir şeylerin değişmesine yönelik kullandığı stratejilerin yansıdığını görüyoruz. Mesela CHP'nin işte ne yazık ki traktörü öküzle çekiyoruz sloganı. Veya işte Demokrat Parti'nin aslında her şeyin iyiye gittiğine yönelik 1950-1957 karşılaştırması yaptığı geri kalmış bir devlettik, ileri bir dünya milleti olduk tarzı afişini görüyoruz. 1961'deki seçimle birlikte siyasi partilerde afiş ve radyo konuşmalarını görmeye başlıyoruz. Bundan sonra mitingler, pankartlar, sloganlar, 61 Anayasası'nın da ortaya çıkışıyla siyasal pazarlama aktif olarak burada kullanılıyor. 1965 seçimlerinde İşçi Partisi ilk defa bir seçim şarkısı kullanıyor yapmış olduğu propagandalarda. 75 yılından itibaren kamuoyu araştırması yapacak siyasi pazar araştırma şirketlerinin açıldığını görüyoruz. Profesyonel anlamda. Ve 77'de siyasi birimler televizyonda seçim propagandası yapmaya başlıyorlar. Yani televizyonda bizim hayatımıza giriyor. Şimdi bu işte televizyonun hayatımıza girmesi, siyasi partilerin içinde siyasi liderlerin yükselmesiyle birlikte siyasi liderlerin, partilerin stratejileri, genel olarak hayata bakışları, öngörüleri itibariyle bazı lakaplar aldığını görüyoruz. Ve hatta bu lakaplar kendi isimlerinden bile öne çıkıyor, ön plana çıkıyor. Ben hatta işte başbuğ dedim bugün. Rahmetli Alparslan Türkeş'in adı aklıma gelmedi. Hani başbuğ olarak biliyorum, kafamda yani çok oturmuş, konumlanmış ama gerçek adı aklıma gelmedi bir an. Dolayısıyla Süleyman Demirel hepsi rahmetli oldu. Baba veya Çoban Sülü isimleriyle Bülent Ecevit, Karaoğlan. Öbür taraftan Necmettin Erbakan hem üniversitedeki durumu nedeniyle hoca lakapları. Genel olarak partilerinin de seçmen, hedef seçmen kitlesi, genel olarak partinin stratejisiyle böyle bütünleşik bir şekilde çalıştığını ve bu isimlerle devam ettiğini görüyoruz.
Şimdi 77 seçimlerinde ilk kez bir siyasi parti, Adalet Partisi seçim kampanyası organizasyonunu profesyonel bir reklam ajansına yaptırıyor. Cen Ajans, gününün en profesyonel reklam ajanslarından bir tanesi. Ve bunun Adalet Partisi'ne yaklaşık 20 milyon liraya mal olduğu söyleniyor. 83 genel seçimlerinde birden çok parti ortaya çıkıyor ve partiler ciddi anlamda bu reklam ajansıyla çalışmanın faydasını görüyorlar. Burada da Anavatan Partisi Man Ajans'la çalışıyor. Milliyetçi Demokrasi Partisi de Cen Ajans sonrasında onu bırakıyor. Ajans adayla çalışmaya başlıyor. Alperen Şen'in yazmış olduğu tezde Anavatan Partisi'nin Man Ajans'la çalışması anlatılıyor. Yani daha doğrusu farklı partilerin kullanmış oldukları işte reklam stratejileri, reklamlarla çalışması anlatılıyor. Bu arada 83 seçimlerin Anavatan Partisi kazanıyor. Bu kazanmanın ardından nasıl çalıştıklarına dair bir pasaj aldım. Diyor ki, Man Ajans'ın ilk işi hedef kitlenin sıkıntılarını ve beklentilerini öğrenmek adına bir ön araştırma yapmak oldu. Ne demiştik? Araştırma ve hedef kitle ne istiyor, ne bekliyor, bunu ortaya koyabilmek çok önemli. Ön araştırma sonucunda 5 ana tema belirleniyor. Ve bu 5 ana tema 12 Eylül'e sağlanan huzur ve güvenin devamının sağlanması, orta direğin güçlendirilmesi, enflasyonun durdurulması, konut sorununun çözümü ve bürokrasinin en aza indirilmesi. Bundan sonra yapılan işte basın yayında yer alan gazetelere verilen afişler, gazete ilanları, o zaman tam sayfa gazete reklamları söz konusu. Gazetelerde ciddi anlamda şakır şakır gazete reklamları söz konusu. Radyodan yapılacak ilanlar, televizyondan yapılacak ilanlar. Bunların hepsi bu 5 ana tema üstünde yoğunlaştırılıyor. Ve burada da mesela slogan olarak bazı hani örnek sloganlar: sokaktan korkmamak güzel şey, mevzuat hazretleri, orta direğin hali ortada, kimse işsiz kalmayacak, taş yerinde ağırdır, kaşıkla verip kepçeyle almak, konut sıkıntısını çözeceğiz gibi bir takım sloganlar ve başlıklar altında haberlerini, vermek istedikleri mesajları veya kendi parti programlarını bunların altında ilettiklerini görüyoruz. O günden bugüne siyasi partilerin reklam firmalarını, reklam ajanslarını ve bu konuda çalışan siyasal iletişim firmalarını aktif şekilde kullandıklarını görüyoruz. Bu az önce bahsettiğim 83 seçimlerinde ve öncesinde 70'li yıllarda ilk partiler reklam ajanslarıyla çalışmaya başladığında, hatta ve hatta 1950'de Eisenhower ilk defa profesyonel bir reklamcıyla çalıştığında rakiplerinin biz milleti mi kandırmaya çalışıyoruz, reklamla ne yapacağız, bizim reklamla bu tarz şeylerle işimiz olmaz dediği görülüyor. Ama ondan sonra reklamların bu şekilde yapılan işte bu ajansların toplu olarak yapmış oldukları faaliyetlerin başarıları görüldükçe diğer rakip firmaların da bu ajanslarla bir bir çalışmaya başladığı görülüyor. O günden bugüne de hem dünyada hem de Türkiye'de siyasi partiler aktif şekilde siyasal iletişim firmalarıyla dirsek teması halindeler. Bazen direkt olarak bir reklam ajansıyla baştan sona A'dan Z'ye çalışıyorlar. Her şeyleriyle, yani siyasi liderin imajından, konuşacağı konudan, her türlü noktasına varana kadar hepsiyle birlikte onlar ne derse siyasi parti liderler, takım üyeleri, oradaki kişi, kampanya yapılacaksa kampanya hazırlananlar her şeyi onlarla birlikte yapıyorlar. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Bu Eisenhower'ın işte 1950'de ilk bir reklam ajansını tuttuğunu söylemiştik ya, işte kafanı öne eğme, bak kelin gözükecek, işte gözlük takma tarzı tavsiyeler veren bu Eisenhower'ın televizyonda konuşması gereken konuşmaları bir kağıda yazıp ona karşıdan göstermesi, şu anda da hani bir yerlerden okuyor siyasiler dediğimiz olayın başlangıcı da aslında ona dayanıyor.
Ve o zaman Eisenhower'ın ne kadar iyi bir hatip olduğunu izleyenlere ve halka gösterme amacıyla ilk olarak o reklamcı ortaya çıkartıyor. Günümüzde de bu alanda çalışan siyasal iletişim firmaları var, siyasal iletişim uzmanları var. Firmalar da memnun oldukları şeylerle, hani bu birimlerle çalışıyorlar. Dediğimiz gibi ya belirli mesela seçim olduğu zaman seçim kampanyasının hazırlanmasıyla alakalı destek alıyorlar. Ya da marka oluşturma konusunda destek alabiliyorlar. Türkiye'de mesela baktığımız zaman Sita diye bir firma var ve diyor ki işte seçim kampanyanız için doğru strateji, doğru hedef kitle ve diğer doğrular gibi bir şeyle gitmiş. Bakın doğru hedef kitle. Yani hedef kitleyi bulabilmek çok önemli. Çünkü hedef kitlenizi bulduktan sonra onlar ne istiyor? Gerçekten bizden beklentisini onu çıkarmanız gerekiyor. Neyle? Kamuoyu araştırmasıyla. Ve beklentilerine uygun mesajları gönderebilmek. Onlara istediklerini verebilmek çok önemli. Bir diğeri Quattro. Belki görmüşsünüz Elif Dördüncü Aydemir televizyonlara da sıkça çıkıyor siyasal iletişim konusunda. Bu konuda çalışan firmalardan bir tanesi. Bu dediğim gibi bunun gibi çok fazla firma var. Mesela Quattro'nun vermiş olduğu hizmetleri şöyle bir acaba dedim ne tür hizmetler veriyor? Seçim kampanyalarının yönetimi, ekip seçimi yönetimi. Mesela ekip seçimi çok önemli kampanya için. Dijital kampanyaların stratejik planlaması. Bunu bilhassa işaretlemek istedim kırmızıyla. Çünkü günümüzde dijitalleşme yoluyla işte sosyal medyanın bu kadar gelişmesi, insanların sosyal medyayı bu kadar çok kullanıyor olması, özellikle genç kesimin günün neredeyse 10-15 saatini sosyal medyada geçiriyor olması, artık siyasi partilerin de faaliyetlerini, iletecekleri mesajları dijital ortamlara taşımasına neden oldu. Ve bunun için ciddi anlamda dijital pazarlama konusunda ve dijital ortamda bu işlerin yapılması konusunda uzmanlara ihtiyaç var. Öte yandan siyasi aday geliştirme, bir strateji belirleme. Çünkü genel bir stratejiniz oluyor ve diğer her türlü şey vereceğiniz mesajlar, giyiminiz, söyleyeceğiniz sözler, gittiğiniz yerler, faaliyetleriniz bununla örtüşük durumda olmak durumunda. Arada çelişkiye yer bırakamazsınız. Siyasi tanıtım ve kriz yönetimi, mesela çok önemli bir olay kriz yönetimi. Siyasi reklam oluşturma ve medya ilişkileri, kişisel logo, slogan, simge geliştirme, siyasal etkinlik planlama, dijital seçmen davranışı analizi, siyasi kariyer yapılandırması, sosyal sorumluluk projeleri, söylem geliştirme, açık oturum ve tartışmalara hazırlık. Bununla alakalı konularda hizmet verdiklerini söylüyor. Genel olarak pazarlama iletişimi firmalarının da yapmış oldukları hizmetler aşağı yukarı bu minvalde. Ben sunumuma son verirken kuracağım hani cümleler şunlar olur diye düşünüyorum. Hani pazarlama önemli bir konu ve pazarlama az önce gördüğümüz söylediğimiz gibi hayatın her alanında var ve her an biraz daha hayatımızın içine giriyor. Siyasette de pazarlamanın kullanımına bir şekilde devam edilecek. İnsanlar buna biraz daha aşina olacak. Burada önemli olan, siyasette önemli olan gerçekten hedef seçmen kim? Gerçekten verilen vaatler gerçekçi mi? Ve gerçekten bu vaatlere uyuluyor mu? Siyasi partilerin veya siyasi kimliklerin de, siyasi birimlerin de şirketler gibi kısa dönemli düşünmeden daha uzun vadeli düşünüp vaatlerini buna göre belirleyip seçmenlerini mutlu etmesi gerekir. Bunun için doğru pazarlama stratejilerini uygulaması gerekir. Çok böyle hızlı bir geçiş oldu. Bunlar çünkü aslında çok geniş konular. Böyle biraz sıkıştırınca zip dosyası gibi oldu ama umarım hani bu alanda siyasal pazarlama alanında bir şekilde ilgi duyan, bir şekilde çalışmak isteyen, bir şekilde hayatında kıyısından köşesinden hani bulaşacak olanlara şöyle bir farkındalık yaratmıştır, bir bilinç oluşturmuştur diye umuyorum, yararlı olmuştur diye umuyorum. Hocam, Hikmet Hocam.